Merhaba sevgili öğrenciler. Ben İdris Sözçelik. Şu anda görmüş olduğunuz, önceden hazırlamış olduğum kendime ait bir kolay soru bankası. Kitabın ismi de zaten kolay soru bankası. Peki neden kolay soru bankası? Çünkü bu kitapta var olan bütün sorular son derece basit düzeyde kolay ee, sorulardan oluşmaktadır. Eğer bir öğrenci bu kitabın tamamını bitirirse ne olacak? biyoloji için çok sağlam bir altyapısı oluşmuş olacak. Tüm konuları barındıran TYT, AYT ve her ünitede bütün konuları barındıran A'dan Z'ye her şeyi içeren bir kitaptır. Aynı zamanda kitabın sonunda onarlı TYT, AYT denemeler de mevcuttur. Bu kanalda bütün kitaba ait soruları çözeceğim ve bu şekilde yayınlayacağım. Kitabın satışı sadece pdf olarak mevcuttur kitabı satın almak isteyenler Instagram'dan, YouTube'dan veya işte şahsi numaramdan bana ulaşabilir. Sadece PDF satışı uygun fiyatlara, çok öyle düşük fiyatlara mevcuttur diyelim. Şimdi dersin ilk sorusundan çözümlere başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin alt dalı değildir demiş. Zooloji neydi? Hayvan bilimi. Botanik bitki bilimi, genetik genlerle, DNA'larla ilgilenen bilimdir. Moleküler biyoloji yine nedir? Protein, DNA, RNA gibi moleküler düzeydeki yapıları inceliyor. Arkeoloji ise yer bilimi, kazı bilimi işte zaten bildiğiniz bir şey. Son derece basit gördüğünüz gibi ve sorular çok hızlı çözülüyor. Bilimin tanımı yapılmış. Bilim sistematik olarak doğadaki olayların gözlemlenip deneylerle test edilmesinin sonraki bilgi birikimi faaliyetidir demiş. Buna göre bilim hakkında verilen ifadelerden hangileri doğru değildir? Bilimsel bir bilgi denenebilir Olmalıdır. Tabii ki de bilim bilgiler subjektiftir yani kişiye göre değişir. Hayır, herkese göre eşit ve aynı olması gerekiyor. Bilimsel nitel olabilir. Yani bazen sayı ve sembollerle ölçülemeyebilir. Evet, herhangi bir olguyla, bilgiyle ilgili bir ölçüm cihazınız yoksa bazen nitel olabilir. Bilimsel bilgi nicel olabilir. Evet, nicel olduğunda daha sağlam ölçülür. Sayı ve sembollerle ifade edilen bilgilere nicel bilgi diyoruz. Bilimsel bilgiler zamanla değişebilir mi? Evet değişebilir. Örneğin eskiden mantarları bitkiler alemin içerisine koyuyorlardı. Daha sonra mantarların farklı bir canlı alemi olduğu ortaya çıktı ve bunu değiştirdiler. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Son derece kolay bir soru. Geçtim 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi basamaklarının biri değildir demiş. Şöyle bilimsel bilgi basamaklarını hatırlatalım. İlk olarak ne yapıyorduk? Bir problem tespit ediyorduk. Daha sonra bir gözlem yapıyorduk veya e, soru da sorabilirsiniz. Gözlemden sonra soru yazmak daha mantıklı. Gözlemledikten sonra aklınıza sorular gelir ve sorarsınız. Daha sonra bir hipotez atarsınız ortaya. Örneğin işte e, bütün kuşlar uçar. Kuşların uçtuğunu görünüz ve bütün kuşlar uçar diye bir yargıda bulunuz. Yani bu bir hipotez olur. Bir yargı olur. Ee, daha sonra atıyorum güvercin uçuyorsa işte dediğiniz ki serçe de uçabilir. Burada bir tahminde bulunursunuz. Tahminde bulunduktan sonra tabi bunu test edersiniz. Yani deney yaparsınız. Yaptığınız deneyler doğru çıkarsa ek deneyler yaparsınız. Eğer doğru çıkmazsa şöyle yapmanız lazım. Tekrar hipoteze gidip hipotezi değiştirmeniz lazım. Ek deneylerde doğru çıktığında bu e, her zaman böyle oluyorsa hiçbir aksama yoksa bu bilimsel bir gerçek haline gelir. Birazcık yasa ve teori hakkında da konuşalım. İlk olarak teoriden bazen teoriler güçlü dayanakları olan ama %100 ispat edilen %100 ispat edilemeyen bilgilerdir. Ancak %100 çürütülemiyorlar da. Gerçekse herkes tarafından kabul edilen yani yasalar, kanunlar herkes tarafından kabul edilebilen, açık bir şekilde denenebilen ve aynı sonuca ulaşılan bilgilerdir diyoruz. Şimdi baktığımızda hangisi yok? Şöyle bakıyorum sezgi içinde yok. Hangisi bütün canlılarda görülmez? Solunum tüm canlıların ortak özelliğidir. Çünkü canlılar ATP üretmek için solunum yapmak zorunda. Boşaltım yine atıkları dışarı atmak için zorun e, canlılarda olmak zorunda. DNA kalıtsal birliği taşıdığı için bütün canlılarda bulunur. Kalp tek hücreli canlılarda, basit yapılı prokaryot canlılarda bulunmuyor. O yüzden denizli olacak. Ribozom ise bütün canlılar kendi protein sentezini DNA'daki şifrelere göre ribozomlarda gerçekleştirdiği için bütün canlılarda ribozom olmak zorunda. Geldik 5. soruya. Bir öğrenci suyun bitki gelişimini etkisini öğrenmek için bir deney yapmıştır. Deneyde özdeş iki bitkiye aynı ortamı koyup birinci bitkiye belli aralıklarla su vermiş, ikinci bitkiye ise su vermemiştir. Bir süre sonra ikinci bitkinin solduğunu ve yapraklarının sarardığını, birinci bitkinin ise büyüdüğünü ve yapraklarının yeşil kaldığını gözlemlemiştir. Bu deneye göre bağımlı ve bağımsız değişim değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi burayı dikkatli edin. Bağımlı ve bağımsız değişken. Eğer bir madde bir durumu etkiliyorsa e, bu durumdan etkilenenler bağımlı olur. Örneğin suyu düşünün. Suyun varlığı bitkinin gelişimini etkiler mi? Etkiler. Suyu ortadan kaldığımızda bitki olumsuz yönde gelişir mi? O zaman bitkinin gelişimi bağımlıdır. Neye bağımlıdır bitkinin gelişimi? Suya bağımlıdır. O zaman su bağımsız olur. Yani sizin burada dikkat etmeniz gereken durumdan etkilenen kimse onu bulmanız. Etkilenen her zaman bağımlı olur. Diğeri ise bağımsız olur. Son derece kolay hemen çözmüş olduk. Geldim 6. soruya. Hangisi bir nicel? Gözlemleri, sayı ve sembol arayacağız. Sıcak hava, uzun boy, nitel. 5 kilogram hem sayı var hem de sembol var. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir soru. Buna da ne diyelim? Ceyhan diyelim. Geldim 7. soruya. Bilimsel bilgi basamakları aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Az önce saydığım olaylar. Burada neye bakacağız? Önce bir e, duruma bakacağız. Durumumuz nedir? Bir problem veya... E, bir gözlem olabilir. Gözlem ve problem birbirine yakındır. Bunlara dikkat edelim. Bazı kitaplarda 2'yi, bazı kitaplarda 6'yı öne alabiliyorlar. O zaman biz 6'nın veya 2'nin en önde olduğu seçeneklere bakalım. 2'nin önde olduğu bir seçenek var. Bir seçenek daha var. O zaman 2'den sonra 6 gelmesi lazım. Bakın 2 gelmiş sonra 6 gelmiş. Son derece kolay. Hemen bu durumda ne yapıyoruz? cevabımız Denizli oluyor. Az önce anlattığım için bir daha anlatma gereği duymuyorum. Geldim 8. soruya. Hangisi hipotez olabilir demiş. Hipotez olabilir. Hipotezde bir yargı vardı. İşte bütün kuşlar uçar. Ya da kuşların gagaları vardır. Bir yargı. Kuşlar akciğer sonumu yapıyorsa güvercin de akciğer sonumu yapar demiş. Bu S varsa tahmin vardır. Geçiyorum. Bitler fotosentez yapıyorsa hücrelerinde kloroplast bulunur. Geçiyorum CSA. Tüm canlılar bir veya daha fazla hücreden oluşur. Bakın direkt bir yargıda bulunmuş. Ee, o zaman geçtim. Dokuzuncu soruya. Hangisi bitki biyoloji... E, aşağıda hangisi bitki biyolojinin çalışma alanı dışındadır? E, özür dilerim yanlış okudum. Aşağıda hangisi biyolojinin çalışma alanı dışındadır? Demiş. Baktığımızda e, Edebiyat en uzak. Elbette edebiyatın birazcık bağlantısı vardır. Her dersin her derse bağlantısı vardır ama en uzak olan edebiyat olduğu için cevabımız Edirne olacak. Hangisi bütün canlıların ortak özelliğidir demiş. Ortak özellik arayacağız. Hücresel yapı tüm canlılar hücrelerden meydana gelir. Oksijenli solunum. Bazı canlılar oksijensiz solunum yaptığı için eliyorum. Oksijen solunumuna dolayısıyla elemiş oldum. Akciğer solunumu prokaryotlarda tek hücrelerde akciğer olmaz. Akciğer bir organdır. Eşeli üreme. Bazı canlılar eşeğsiz üreme yapar. Üreme deseydi olacaktı. Prokaryot bir canlıda verilen hangileri bulunabilir? Prokaryotlar neydi? Çekirdeği olmayan ve zarla çevrili organeli olmayan canlılar. Bir tek garibanın neyi vardı? Ribozomu bulunur. Ribozom zarsız bir organeldir. Tüm canlılarda olmak zorunda. RNA protein sentezi için gereklidir. Çekirdek prokaryotlarda olamaz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Gelelim 12. ve ilk testin son sorusuna. Hangisi tüm canlılar için ortak Değildir demiş. Metabolizma olmak zorundadır. Yapım yıkım olayları bütün canlılarda ortaktır. Örneğin protein sentezi yapımdır. Proteinin aminositleri parçalanması yıkımdır. Beslenme tüm canlıların besin almak zorundadır ki ATP üretebilsin. Büyüme ve gelişme yine canlıların ortak özelliğidir. Hücresel yapı ortak üzere dolaşım sistemi. Bakın sistem olabilmesi için canlının çok hücreli olması lazım. Çünkü hücreler bir araya gelip dokuları oluşturacak. Dokular bir araya gelip organları organları sistemi sistemlerde gelişmiş organizmayı oluşturması lazım. Bakın sistemin olabilmesi için doku ve organların olması lazım. Tabii ki tek hücreli canlılarda bu kavramlardan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacak. Bir dahaki derste ikinci testin.